Allah'ıma hamdolsun. Fesat bir insan olmadım, olamam. Ben fesat biri değilim. Atatürk'ün gençliğe hitabesinde mevzu bahis konunun medeniyet olduğu aklıma gelmedi. Damarlarındaki asil kanda mevcut olan o zenginliğin ne olduğunu da kavrayamadım. Önemsemedim. Diyor ki Atatürk, damarlarınızdaki asil kan derken siz sorunlarınızı hep susturulmuş ve kandırılmış bir ortamda çözmeyi ve medeniyeti bugüne getirmeyi başardınız. Toplumun susturulmuş olmasını bahane etmeyin. Peki iyi de ne gerek var? Yani şimdi elinizdeki imkanları cesaretle ve özgürce kullanmakla bunun ne alakası var? Diyor ki medeniyetin temeli toplumun sahip olduğu maddi ve manevi imkanları daima onu cesaretle ve özgürce kullanabilecek insanlara vermesidir. Ancak devletin planları çerçevesinde uzun bir süredir bu ilkelerden taviz verdik. Ve dolayısıyla da ortam karmaşık bir ortam oldu. Yani iskemlesi olmayan bir medeniyet. Şimdi artık geldiğimiz noktada medeniyetin ağırlığı daha fazla iskemlesiz olmayı taşıyamaz. Sizden ricam, benim size hitabımın ne anlama geldiğini fark ettiğinizde toplumun sahip olduğu maddi ve manevi imkanların onu özgürce ve cesaretle kullanabilecek insanlara geçmesini temin etmektir. Devletin planları budur, benim vasiyetim budur. Bunu yapmazsanız ne olur? Bu medeniyet başınızda patlar. Ve sorumlusu, daha doğrusu kimseyi suçlamaya hakkınız olmaz. Kusura bakmayın, ben çok önemli bir konuyu ifade etmek konusunda çekimser oldum. Zaten anlattıklarımı anlamadım diyenler, biz bu işlere isteksiz diyorlar ve onlara yerden göğe hak veriyorum. Şimdi ne demem gerekiyor? Ben fesat bir insan değilim. Cesaretle ve özgürce sizin verdiğiniz imkanları kullanamam. Yerime başkasını bulun. Ve Allah taksiratımızı affetsin.